Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza destek olup videolarımızı beğenirseniz ve abone olursanız çok teşekkür ederiz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Konservatuvardaki eğitim sürecinin detaylarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda eğitim alırken neler yapmanız mümkün? Bu soruya cevap arayacağız. Bildiğiniz üzere birçok genç oyuncu adayı kendisini gelecekte profesyonel bir oyuncu olarak hayal ediyor. Ve bunun için de konservatuar özel yetenek sınavlarına hazırlık yapıyor. Ve belki de bu öğrencilerin önemli bir kısmı bu sınavı kazanacak ve sonrasında konservatuvarda 4 yıllık ciddi bir oyunculuk eğitimi alacak. Peki bu eğitimi alacak arkadaşlar sonrasında neler yapmayı hedefliyorlar? İşte buna istinaden kazanacağını düşünen birçok genç oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki hocam, diyelim ki konservatuar özel yetenek sınavını kazandık ve sonrasında 4 yıllık bir oyunculuk eğitimi almaya başladık. Aynı zamanda konservatuvarda okurken bir dizi filmde, bir sinema filminde de oynayabilir miyiz? Bunun için iznimiz var mı? Arkadaşlar, bu konuyu iki açıdan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birincisi teknik açıdan, yani işin resmiyeti açısından. Konservatuvar üniversiteye bağlı aslında resmi bir bölüm ve burada 4 yıl boyunca yine üniversite statüsünde bir eğitim alıyorsunuz. Bu anlamda dışarıda yaptığınız özel işlerle ilgili resmiyet açısından özel bir izin almanız gerekmiyor. Yani bir dizi filmde, bir sinema filminde oynamak için ya da bir tiyatro oyununda oynamak için aynı zamanda gidip okul yönetiminden bir izin almanız gerekmiyor. Ama bir diğer taraftan, yani ikinci açıdan bu konuyu işlemeye çalışırsak, pratikte bu pek de mümkün olan bir durum değil. Özellikle ilk 2 yıl adına bu çok zor bir koşul. Neden derseniz, isterseniz bunu yine konservatuar eğitimini anımsayarak anlatmaya çalışalım. Konservatuardaki bu alacağınız muhtemel 4 yıllık oyunculuk eğitiminde ilk 2 yıl temel oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. Son 2 yılda daha çok sahne çalışması ve oyun çalışması gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu çalışmalar sırasında doğal olarak aynı zamanda bir oyun hazırlıyorsunuz. Ve bir mezuniyet oyunuyla konservatuar eğitimini taçlandırmış oluyorsunuz. Ve sonrasında oyunculuk eğitiminizi tamamlamış oluyorsunuz. Bu yüzden de ilk 2 yılda alınan temel oyunculuk eğitimi hocalar tarafından özellikle çok önem verilen bir süreç. Bu süreç zarfı boyunca çok ciddi almanız gereken dersler var. Hem akademik dersler alıyorsunuz, hem pratik dersler alıyorsunuz, hem de sahne çalışması bir yandan yoğun bir şekilde devam ediyor. Normalde hani estetik dersine giriyorsunuz, sanat tarihi dersine giriyorsunuz, mitoloji dersine giriyorsunuz, tarih dersine giriyorsunuz. Akademik anlamda birçok buna benzer ders görüyorsunuz. Bunun yanında dans dersine giriyorsunuz, eskrim dersine giriyorsunuz, beden dilinizi her anlamda çok daha iyi kullanabilmek için. Bundan başka tabii ki oyunculuk bölümünün esas olan dersine, sahne dersine giriyorsunuz ve normalde en az 9 saat ya da 12 saat civarında haftalık bir ders programınız oluyor. Ve özellikle bu ilk 2 yılda temel eğitim boyunca birçok açıdan çok ciddi bir çalışma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani normalde sabah 9'dan akşamüstü 6'ya kadar birçok farklı dersiniz var. Ne bileyim, akademik dersleriniz var, aynı zamanda sahne dersiniz var, eskrim var, dans var vesaire.
sabah 9'dan akşamüstü 6'ya kadar olan ve hafta içi aşağı yukarı her gün devam eden bu dersler dışında özellikle sahne derslerinde verilen ödevleri çalışabilmek için okulda boş zamanlarınızı değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Gerekirse akşamüstü, akşam vakti okuldan izin alarak sahnede prova yapıyorsunuz. Size verilen ödevleri çalışıyorsunuz. Size verilen egzersizleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ve normal sahne dersi dışında çok ciddi bir zamanınızı okuldaki sahnede geçiriyorsunuz. Bunun dışında ayrıca evde de birçok şey okumanız, araştırmanız gerekiyor. Birçok şey ezberlemeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelip belki de bir okuma provası yapmanız gerekiyor. Bu yüzden ilk 2 yıl konservatuvarda çok ağır ve zor bir eğitim. Yani sabahtan akşama kadar olan bir eğitimde ciddi bir performans göstermeniz gerekiyor. Ve ancak bu kadar emek verirseniz ilk 2 yılı başarıyla tamamlamış bir öğrenci oluyorsunuz. Ve son 2 yılda belki birazcık daha rahat ediyorsunuz. Ama orada da yine sahne çalışmaları, oyun çalışmaları, oyunculukla ilgili detay çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden konservatuvarda okurken aynı zamanda bir dizi filmde, bir sinema filmde ya da bir tiyatro oyununda oynamanız oldukça zor gözüküyor. Çünkü o zaman okul hayatınızı biraz sekteye uğratmış olacaksınız. Bu anlamda dondurma şansınız da pek olmayacak. Sınıfta kalma durumunuz olabilir. Çünkü oradaki sahne derslerine girmediğiniz zaman sınıfta kalıyorsunuz. Yani bu eğer sezon boyunca bir defa, iki defa, üç defa oluyorsa belki prosedür anlamında sınıfta kalmıyorsunuz. Hani bunu telafi etme şansınız var. Ama siz sürekli haftalar boyunca bir dizi seti yüzünden, bir sinema filmi seti yüzünden, bir tiyatronun turnesi yüzünden eğer okuldaki öğrenim durumuna devam edemiyorsanız, özellikle o sahne derslerine giremiyorsanız, o zaman hocalar sizinle ilgili de zaten olumsuz kanaat kullanıyorlar ve sınıfta kalıyorsunuz ve bunun telafisi çok zor oluyor. Aynı zamanda sınıfta kaldığınız takdirde bunun da ayrı bir sınavı oluyor. Bu sınav içinde çok ciddi çalışmanız gerekiyor. Bu sınav da ayrıca çok zor bir sınav olarak gerçekleşiyor. Söylemek istediğim resmiyet anlamında alenen bir yasak olmasa da pratik anlamda aslında oynamamanız sizin adınıza çok daha doğru bir karar olacaktır. Belki 3. sınıf, 4. sınıf itibariyle bir ajansa kayıt olup ufak tefek tecrübeler yaşayabilirsiniz. Belki bir tiyatro oyununda çok yoğun bir oyun programı yoksa tecrübe kazanmak adına yine hocalarınızdan müsaade isteyerek yer alabilirsiniz. Belki yine tecrübe kazanmak adına bir dizi filmde ya da bir sinema filmde çok kısa bir süre için çok özel bir müsaade isteyebilirsiniz. Ama düzenli olarak bunu yapmanız ve bu şekilde yoğun bir set programı ile birlikte konservatuvar oyunculuk bölümünde okumanız pratik olarak pek mümkün değil. Evet değerli arkadaşlar, işin hem pratik tarafını hem de resmiyet tarafını anlatmaya çalıştım. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bazı okullar ise buna resmi anlamda da izin vermeyebiliyorlar. Belki prosedür olarak böyle bir yetkileri yok ama hocalar bunu baştan sizden talep edebiliyorlar. Ve bu isteği sahne dersini geçmek adına bir mecburiyet olarak önünüze getirebiliyorlar. Bu yüzden lütfen çok dikkatli olun. Öncelik olarak her zaman iyi bir eğitim almayı hedefleyin. Çünkü hocalarımızın çok haklı olduğu bir şey var ki konservatuvar tiyatro bölümünde alacağınız oyunculuk eğitimi her zaman sizin için çok önemli bir temel teşkil edecek ve bütün hayatınız boyunca size profesyonel oyunculuk kariyerinizde bir kılavuz olacak. Bu yüzden konservatuvardaki eğitim zamanını çok dolu dolu, çok çalışarak, çok emek vererek, çok özen göstererek ve çok zaman harcayarak geçirmeye çalışın. Ne kadar çok şey öğrenebilirseniz oyunculukla ilgili o kadar başarılı ve o kadar güzel işlere imza atma şansına sahip olacaksınız. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.